Evet, merhaba. Bahar, hoş geldin. Merhaba hocam, hoş bulduk, sağ olun. Bugün Başkent Üniversitesi'nden profesör, doktor, taze profesör bana göre Bahar Hoca ile birlikteyiz. Bahar Araz Hoca ile epey bir tanışıklığımız var. İçsel düşünce girişimi çerçevesinde oldukça fazla sayıda oturumda birlikte olduk. Birlikte kitap bölümlerimiz oldu aynı kitaplarda. Şimdi Bahar Hoca sunumu Can Sör'ün kurumsal ontolojisi üzerine konuşacak. Bahar hocamız John Searles'ün öğrencisi de olmuş. Daha doğrusu yani bu konuyla ilgili Tony Lawson ve daha sonra Berkeley'de, Kaliforniya Üniversitesi'nde 6 ay birlikte çalışmışlar. Ve Bahar Hoca'yı çok etkilemiş. Bugün konuşmamızı oluşturacak Sör 89 yaşında ve Wikipedia'dan edindiğim bilgilere göre Bahar Hoca da onayladı. Hocalığa devam ediyor 89 yaşında. İşte zaman zaman bu tür hocalar işte Kenneth Arrow öldüğü zaman 100 yaşına yaklaşmıştı. Bildiğim kadarıyla birkaç gün önce ders vermişti. Dolayısıyla böyle bir kişi. Felsefeci. Ben konuyu çok bilmiyordum ama Bahar Hoca'nın sunumu dolayısıyla biraz araştırdım. Türkçe'ye çevrilmiş çok sayıda, galiba ona yakın kitabı var. Hocam onlardan bahsedecek misin? Ben söz edeyim mi? Hocam siz de bahsedebilirsiniz. Yani genel olarak bütün kitaplar aslında Türkçe'ye çevrilmiş. Özellikle Evet. bu Ben sosyal baktım. gerçekliğin inşası Evet. kitabı. Hani Zihnin bilim. yeniden keşfi, Aynen öyle. bilim ve dil, zihin, dil ve toplum, Aynen. söylemek ve anlatmaya çalışmak, zihin kısa bir giriş, bilincin gizemi, toplumsal gerçekliğin inşası, akıllar, beyinler ve bilim, özgürlük ve nörobiyoloji, söz edimleri, galiba belki de hepsi çevrildi, bilemiyorum. Büyük bir oranda hepsi çevrilmiş durumda hocam. Birkaç kitabı hariç ama bu işte Intentionality denilen bir kitabı var, niyetlilik. O Türkçe'ye çevrilmemiş ama Evet. birçok kitabı çevrilmiş, birçok dile çevrilmiş kitapları daha doğrusu. Evet. Hocam sunuma başlayabilirsin. İlk önce istersen sunumunu paylaş. Ekran paylaşıma giriyorsun. O kadar. Ben şimdi yapmaya çalışacağım onu. Bir şekilde bana şey vermiyor ama. İzinde olması lazım. Ekran paylaşımına girdin mi? Eğer Evet, sunumun yani kendi giriyorum ama bilgisayarın ekrandaysa görür onu. yok, bende ekranda paylaşmıyor. Hocam sizde varsa sizden rica etsem paylaşsanız. Paylaşamıyorum ben çünkü senin galiba başka bir şeyde gönderdik. Sen beni benim bilgisayarım onu pek kabul Bir etmedi. saniye hocam, şey yapmaya çalışacağım şimdi, paylaşmaya çalışacağım. Açtım galiba bir yer. Geldi Bahar. Geldi, evet. Evet, geldi değil mi hocam? Görünüyor mu? Geldi geldi. Evet Bahar, buyur. Şimdi ben bugün hocanın da ifade ettiği şekilde aslında işte John Searle ve onun kurumsal ontolojisinden bahsedeceğim. Neden kurumsal ontolojisi dediğimi de aslında konuşmanın sonunda daha net bir şekilde hep beraber anlayacağız. Çünkü genellikle işte
toplumsal ontoloji olarak ifade edilir. John Searle'ün de ortaya koyduğu kuram. Ama hani bu konuşmada hepimiz de göreceğimiz gibi, yani konuşmanın sonunda hepimiz göreceğiz ki aslında sosyal ontoloji ya da toplumsal ontoloji ifadesinden ziyade kurumsal ontoloji olarak nitelendirmek daha doğru olacaktır. Tabii ki de bu konuşma aslında temelde şuna dayanacak. Sosyal gerçekliğin nasıl inşa edildiğinden ben bahsedeceğim. Ama bu nasıl inşa edildiği sorunsalını Searle'ün felsefesi temelinde anlatacağım. Çünkü onun felsefesinin kıyısından geçmeden çok bu işte sosyal gerçeklik inşasını anlatmak pek mümkün değil. Ve işte 1995 kitabında Sosyal Gerçekliğin İnşası kitabı bu cümleyle başlıyor zaten. İşte bildiğimiz kadarıyla bir dünyada yaşıyoruz. Ve o dünyanın temel özellikleri işte fizik, kimya ve diğer doğa bilimleri tarafından tanımlanıyor. Fakat zihinsel bir şekilde görünmeyen bir olgunun varlığı çok ciddi bir karmaşıklık yaratıyor zaten. Yani asıl soru zihinsel gerçeklik, bilinç dünyası, niyetlilik ve diğer zihinsel olguların nasıl güç alanında bütünüyle fiziksel parçacıklardan oluşan bir dünya ile uyuşabilmesini sorguluyor Searle aslında. Yani bütün bu süreçte yani zihinsel olan her şey nasıl aslında fiziksel dünyada kendisine yer buluyor meselesi üzerinden bakıyor. O yüzden de hani Searle'e dair söyleyeceğimiz her şey onun zihin felsefesinden ayrı bir yerde yer almayacaktır. O açıdan ben de biraz bununla başlayacağım. Umarım da şey yapmam... Sizi sıkmadan bu işi devam ettirebilirim. Çünkü birazcık bunun bu felsefe kısmına girince sıkılma gibi bir durum ortaya çıkabilir. Umarım sıkılmadan bu işi halledebiliriz diye düşünüyorum. Bizim dinleyicilerimiz iktisat felsefesi, iktisadı düşünce tarihi konusuna ve Ragıp Hoca'ya vakıflar. Dolayısıyla yok, soru yok. Yani ben buyurun. Sıkılınır diye korkuyorum da o yüzden her seferinde. Evet, rahat olun. Şimdi, yani bizim yani çok izlenmek gibi bir endişemiz yok. Önemli olan sunumun kalitesi, ilgi alanı. Biz kaliteli bir ürün arz edelim. Talep sorunu vatandaşın sorunu, bizim sorunumuz değil. Şimdi zihin felsefesi söz konusu olduğunda karşımıza çıkan ilk kavram aslında bilinç kavramı karşımıza çıkıyor. Ve bu bilinç kavramıyla ortaya koyduğu argümanları da geleneksel terminolojiyi eleştirerek başlıyor aslında. Ve geleneksel terminolojinin de bırakılması gerektiğini düşünerek kendisini ortaya koyuyor. Çünkü işte felsefe tarihinde Descartes'la başlayan bu dualist görüşler ve dualist görüşlerin karşısında yer alan bir materyalizm var. Ve bunların hepsinde Searle bir takım yanlışlar olduğunu ifade ediyor. Çünkü buradaki temel ayrım aslında Kartezyen geleneğinin ortaya koyduğu ikilikten ortaya çıkıyor. İşte hepimizin bildiği zihin-beden sorunu ya da işte madde-ruh sorunu, fiziksel olan, zihinsel olan ayrımı gibi bir takım ikilikler var. Ve bu ikiliklerin varlığı aslında çok büyük bir sorun teşkil ediyor. Searle de zaten bu ikiliklerin ortadan kaldırılması gerektiğiyle başlıyor ilk argümanına. Ve söylediği şey şu, yani bilinç herhangi bir şey eğer zihinsel ise o anlamda fiziksel olamaz gibi bir ayrım var ya da fiziksel ise zihinsel olamaz gibi bir ayrım var. Yani zihinsel olma sıfatıyla herhangi bir şekilde fiziksel dünyada yer alamıyor zaten. Ve genel görüşte zihinsel olanın hep fiziksel olana indirgeniyor olmasından kaynaklanıyor. Ve bu da bizi ikinci sorunsala getiriyor ki bu da indirgemecilik olarak nitelendireceğimiz bir sorunsal. Çünkü indirgemeciliğe baktığımız zaman burada da genel olarak şöyle bir şey varsayılır. İşte indirgemecilik dediğimiz şey bir şeyi bir şeye indirgeyerek açıklıyoruz aslında. İşte A'yı B'ye indirgediğimizde A hiçbir şey ama B her şeymiş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani materyal nesneleri moleküllere indirgediğimiz noktada moleküller aslında her şey ama materyal nesneler herhangi bir şey ortaya koymuyor. Ya da beynin işleyişiyle ilgili baktığımızda beyin süreçleri işte bu nöronların birbirleriyle etkileşimi sonucunda bilincin ortaya çıktığını söylüyor. Çünkü bu işte nöronların bir araya gelip birbirleriyle etkileşimi her şey ama hani bilinç hiçbir şeydir gibi bir sorun ortaya çıkıyor.
Tabii ki de buna karşı bir duruşu var. Çünkü bunun böyle olmaması gerektiğini ifade ediyor. Tabii burada indirgemecilikten bahsederken hepimizin bildiği bir kavram daha var ki işte nedensel indirgemecilikle ontolojik indirgemecilik arasında aslında fark var. Ki bu kompleks teoride de var aslında. Çünkü Searle aslında şunu söylüyor. Yani nedensel olarak bir indirgemecilik yapabiliriz. Çünkü bilincin ortaya çıkmasında o nöronların birbirleriyle etkileşimi dediğimiz şeyde bilincin nöronların nedensel güçleriyle açıklayabiliriz. Ama ontolojik olarak bir indirgemenin var olmaması, ontolojik olarak bir indirgemenin mümkün olamayacağından bahsediyor. Ve kendisine getirilen bir takım eleştirilere de cevabı var. Özellikle hani bunu parantez içerisinde söylemek istiyorum çünkü bu konuda kendisinin de bir çalışması var. İşte nitelik dualistleriyle kendisi özdeşleştiriliyor ve kendisinin neden nitelik dualisti olmadığını anlatıyor. Nitelik dualizminden kastım da şu, işte dualizmde yani töz dualizmde işte zihin ve beden iki ayrı töz olarak bulunurken nitelik dualizminde ise aslında tözler yok, nitelikler var ve bazı nitelikler belirli bir kütleye sahipken işte atıyorum elektrik şarjı gibi bunlar bir takım fiziksel nitelikler aslında ama bazı niteliklerde işte duygularımız, acılar, herhangi bir şey hakkında düşünmek bunlarsa aslında zihinsel nitelikler olarak karşımıza çıkmakta. Şimdi insanlarda bu iki özellik de var. Yani baktığımızda beyin sadece fiziksel bir nitelik değil, aynı zamanda zihinsel bir nitelikte barındırıyor. Ve bu zihinsel bir nitelikte barındırdığı için de beynin daha üst seviyesinde gerçekleşen bilinç de aslında bundan ayrı bir parça olarak, fiziksel olandan ayrı bir şekilde ortaya çıkmıyor. Ama nitelik dualistleri zihinsel olan şeyleri kabul etmekle birlikte evet bunun varlığını kabul ediyorlar. Ama bunun çok da önemli bir şey olmadığını aslında hani epifenomenal bir durum olduğundan bahsediyorlar. Yani evet var ama çok da önemli değil. İşte kahvenin köpüğü gibi ya da işte muffinin üzerindeki kremalar gibi değerlendirebiliriz zihinsel olan ya da bilinç gibi şeyleri tamamen önemsiz şeyler olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bir şekilde fiziksel dünyanın yani nedensel olarak durağan olduğunu ve fiziksel dünyanın kapalı olmasından kaynaklanıyor bu. Çünkü zihinsel olan herhangi bir şeyin fiziksel dünyada karşılık bulamıyor olması demek aslında fiziksel dünyanın kapalı olduğunu ve nedensel bir ilişkinin olmadığını ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu durumda aslında bilinç denilen şey de fiziksel evrende herhangi bir etkiye sahip olarak ortaya çıkmayacaktır. Searle'ın tabii bunların hepsine dair bir eleştirisi var ve bu eleştirileri de kendisini konumlandırdığı yerle birlikte ortaya koyuyor. Peki kendisini nasıl konumlandırıyor? Kendisini şu şekilde konumlandırıyor. Biyolojik doğalcılık dediğimiz kavram üzerinden kendisini biyolojik doğalcı olarak tanımlıyor ve bütün her şeyde teorisinin tamamında doğalcı bir çerçeve içerisinde anlatıyor ve zihinsel özelliklerin hepsinin biyolojik olarak ortaya biyolojik özelliklerimiz olduğunu ortaya koyuyor ve bu da aslında hem dualistlere bir karşı çıkış şeklinde hem de materyalistlere karşı çıkış şeklinde. Çünkü bilinç bir sistem seviyesi olarak ortaya çıkıyor Searle'ın açıklamalarında ve biyolojik bir özellik. Aynı sindirim sistemimiz gibi, aynı fotosentez gibi, aynı dolaşım sistemi gibi. Yani biyolojik olarak, biyolojik evrim sürecimiz içerisinde meydana gelen süreçlerden çok da farklı bir durum değil. Yani ortada çok metafizik bir durumun olmadığından bahsediyor. Peki bunu açıklarken neye dayanarak bu açıklamayı yapıyor? Onun ve aslında belki de hepimizin öyle bilmiyorum ama dünya görüşüm yani bilimsel dünya görüşümüzü oluşturan iki tane teori var zaten. Bunlardan bir tanesi maddenin atom teorisi, bir tanesi de evrim kuramı olarak ifade edeceğimiz şey. Şimdi maddenin atom teorisine göre işte evren oldukça küçük parçacıklardan oluşuyor ve evrendeki bütün büyük ve orta ölçekli her şey kendileri de daha küçük parçacıklardan oluşan
daha küçük parçacıklardan oluşuyor. Ve bu silsileye baktığımızda işte moleküllerden atomlara, atomlardan atom altı parçacıklarına doğru geçen bir süreç var. Ve bu süreç içerisinde de bütün büyük parçacıklar küçük parçacıkların birbirleriyle etkileşimleri sonucunda oluşuyorlar. Ve bu bütünlerde bir sistem şeklinde karşımıza çıkıyor. İşte bu sistemler, yağmur damlası böyle bir şey, işte buz böyle bir şey, fil, masa, bizler, aslında hepimiz bu parçacıkların, küçük parçacıkların, atomların birbirleriyle bir araya gelip bir sistem oluşturmasından, bir bütün oluşturmasından meydana geliyor. Evrim kuramı da aslında hepimizin bildiği çok çok uzun zamanlar içerisinde canlı türlerinin evrimleşme sürecini anlatıyor. Ve bu iki teorinin de Searle bilinçle nasıl ortaya çıktığını, yani bilinçle bu iki tarafı nasıl birleştireceğimizi söylerken şundan bahsediyor. Yani atom teorisine göre yukarıda da bahsettiğim gibi işte dünya parçacıklardan oluşmakla birlikte bu parçacıklar sistemleri de oluşturuyorlar. Çünkü bir araya gelmeleriyle sistemler ortaya çıkıyor. Şimdi sistemler dediğimiz şey de yaşayan ve yaşamayan sistemler olarak ayırırsak eğer, yaşayan sistemlerin bazıları evrimsel süreç içerisinde gelişip beyinde bilinç denilen bir şeye, bir şeyin oluşmasını sağlıyorlar aslında. Bu sadece tabii ki de insanlarda yok. Memelilerin çoğunda bilinç denilen şey var. Yani hayvanlarda da var aslında. Biz sadece hani insanlar üzerinden değerlendirmek bunu çok da doğru değil. O yüzden de bilinç böyle ayrı bir töz olarak dualistlerin ifade ettiği şekilde durmuyor ya da materyalistlerin ifade ettiği şekilde de böyle çok dışarıda yer alabilecek bir kavram olarak karşımıza çıkmıyor. Tamamıyla bütüncül bir şekilde değerlendirdiği bir şey ve yani biyolojik evrimimizin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir durum. Peki bu kadar açıklamadan sonra hani bilinci de tanımlasak iyi olur aslında, çünkü ne demek bilinç? Şimdi bilinç Searle'e göre sabahleyin rüyasız bir uykudan uyandığımızda başlayan ve gece uyuncaya kadar gün boyu devam eden, ölünceye, komaya girinceye ya da bir şekilde bilinçsiz olduğumuz bir duruma gelinceye kadar süren duyarlılık ve farkında olma durumlarına göndermede bulunuyor aslında. Niye rüyasız bir uykudan ifadesini kullanıyor? Çünkü aslında normal uyanıklık durumlarına çok benzememekle birlikte rüyaların da bir tür bilinç durumu olduğunu gösteriyor. Bilinçsel bir özelliğe sahip olduğunu gösteriyor. Ve bilincin de bir takım özellikleri var. İşte niteliksellik, öznellik ve birlik olarak ifade edeceğimiz şey. Hani bunların bazılarını tanımlarsak işte birlik, yani bilincin birlik olma hali şu demek aslında. Yani ben şu anda size bir sunum yapıyorum ama heyecandan ölüyorum zaten. Yani inanılmaz heyecanlıyım. Bunun heyecan, bana verdiği heyecan hissi ya da işte elimi ayağımı hiçbir yere koyamıyorum. Her bir yer oynuyor böyle. Bunların yarattığı hislerin hepsi aslında aynı yerde gerçekleşiyor. Aynı bilinç düzeyinde gerçekleşiyor. O yüzden de aynı anda bunları deneyimliyorum. Fakat bunların hepsini birleşik bir bilinç alanında yapıyorum. Niteliksel olma haline gelirsek aslında nitelikselliği dediğimiz şey, her bir bilinç durumunun niteliği birbirinden farklı aslında, ki buna da iç nitelik olarak söyleyebileceğimiz qualia kelimesini kullanıyoruz. Ve buradaki işte herhangi bir şeyi yapmanın niteliksel olarak, atıyorum işte Beethoven dinlemenin bilinç düzeyindeki niteliğiyle işte su içmeninki aynı değil aslında. Sürekli olarak bir niteliksel farklılıklar, yani bir farklılık ortaya çıkıyor. Şimdi Searle'le birlikte sadece tabii bunlar Searle'ün düşünceleri değil bu arada. Yani Searle bunları ortaya koyuyor ama kendisiyle birlikte hemfikir olan birçok filozof var. Bunlardan bir tanesi de Thomas Nagel'ın ortaya koyduğu bir şey. Çok kısa, onun çok böyle eğlenceli bir makalesi var. Yarasa olmak neye benzer diye bir makalesi var. Şimdi yarasa olmak neye benzer dediği makalede aslında şunu söylemeye çalışıyor. Bilincin bir yaşam şekli olduğundan bahsediyor. Ve herhangi bir şekilde yarasanın bütün özelliklerine, yani nöron
nöron psikolojik bilgisine sahip olabiliriz aslında. Bütün her şeyine sahip olsak bile yarası olmak nasıl bir şeydir bilmiyoruz. Ne hisseder bilmiyoruz. O yüzden de beynin yani bilincin farklılık göstermesinin nedeni aslında bu neyi hissettiğimiz meselesinin farklı olmasından kaynaklanıyor. Ve bilincin de bu anlamda indirgenemez bir özelliği var. Nedir indirgenemez olması ki hani konuşmanın başında da söylediğim, bilinç dediğimiz şey aslında beyinde gerçekleşen bir şey ve bu beyinde gerçekleşme hali de nöronların birbirleriyle etkileşimi ve bu nöron ateşlemeleri dediğimiz şeylerle birlikte beynin daha üst düzeyinde gerçekleşen bir işte higher level seviyesi olarak ortaya çıkıyor. Bahar, insanlarda bir de küçük beyin olduğu söyleniyor. Küçük beyin olduğu söyleniyor. Hangi yani, insanlar? Bağırsak sisteminin. Ya evet yani hani bağırsağı da ikinci beyin olarak kabul edebiliriz. İkinci beyin yani o, küçük o beyin da, dediğim o. O da aynı şey aslında hocam. Çünkü o da aslında biyolojik evrimimizle birlikte ortaya çıkan o dolaşım sistemi dediğimiz şey öyle bir şey. Yani aynı aslında. Tamamen evrimsel sürecimizin sonucunda ortaya çıkıyor bunlar. O açıdan yani bilinci şeye indirgenemeyeceğini söylemek. Yani bağırsakların da bir bilinci var mı? Bağırsakların da bir bilinci var mı? Bence bağırsakların da bir bilinci var. Mesela ben şu anda acayip bir karın ağrısı çekiyorum sizle konuşurken ve bu ağrıyı orada hissediyorum. Aynı zamanda beynimde de hissediyorum ve bilincimde de hissediyorum. Bu arada soru sormak isteyen arkadaşlar yazabilirler. YouTube dinleyicilerine söylüyorum. Evet, buyurun. Yani şeyde hani konuşmada söylemeye çalıştım bu indirgemecilik meselesinde işte nörolojik yani nöronların nedensel olarak onların nedensel güçlerini indirgenebileceğini söyledim ama işte ontolojik olarak indirgenemeyeceğinden bahsettim. Tabii ki de tek bir nöron da bilinç değil, bunların birbirleriyle etkileşim halinde oluyor olması gerekiyor. Şimdi niye bu kadar açıklamayı yapıyorum ve neden bu kadar önemli? Şundan dolayı önemli. Bir tartışma konularından bir tanesi bu yapay zeka meselesiyle ilgili. Hani Searle'ın bu konuda da yazdığı çok fazla şey var ama ben yapay zeka ile çok ilgilenmediğim için çok az bir kısmına değindim. Yapay zekayı eleştiriyormuş galiba. Çok ciddi eleştiriyor. Şunu söylemeye çalışıyor. Yani normalde yapay zekanın olmayacağını söylemiyor. Zaten Çin odası diye bir teorisi var hocam orada. Hani bugünkü anlamda bu kodlamalarla birlikte ortaya çıkan bir süreci anlatıyor. Ama oradaki işte semantik bilgi denilen şey yok. Sadece sintaks bir açıklama var. Ama buradaki onun yapay zekaya karşı çıkmasını... Bu dinleyicilerimiz o kavramları bilmezler. Onları bir parantez yani semantik dediğimiz şey bir anlamı ifade ediyor. Sintaks dediğimiz şey kelimelerin bir araya gelmesi ama bir anlamı ortaya koymadığınız şey aslında. Yani semantik content dediğiniz aslında content dediğiniz şey anlamın içeriliyor olması gerekiyor. Onu anlıyor olmanız gerekiyor. Ama öbürü öyle bir şey değil. Searle'ün yapay zekayı eleştirisi güçlü yapay zekanın olmayacağını söylüyor aslında. Yani bilinçli robotların üretilemeyeceğini söylüyor. Çünkü şundan dolayı bilincin nasıl oluştuğunu bilmiyoruz aslında. O yüzden de ve hissetme kısmının olmamasından kaynaklanıyor. Bununla ilgili de ben son zamanlarda bir roman okudum. Yani romanla ilgili tabii ki de bir şey söylemeyeceğim ama romanın bir yerinde işte bir robot var ve aslında bütün özelliklere sahip, insana dair bütün özelliklere sahip her şeyi. Yani zaten yapay zeka ile ilgili bu makine öğrenmesi denilen şeyle birlikte birçok şey artık yapılabiliyor. Fakat orada bir cümlede şöyle diyor, evet diyor ben her şeye sahibim ama diyor hiçbir şey hissetmiyorum diyor. Bu aslında biraz şey gibi hani şair ne demek istiyor kısmını yapay zeka söyleyemiyor maalesef. Çünkü orada anlamı ortaya koyamıyoruz. Şimdi bunları söylediği zaman kaç yılından bahsediyoruz? Yani şu anlamda söylüyorum. Bu yapay zeka ile ilgili son zamanlarda koklamadan mesela bahsediliyor, tad almadan bahsediliyor. Bunların hepsi var. Yani dolayısıyla bu konularda gelişmeler o kadar hızlı ki
Birkaç ay, birkaç ay önce söylediğimizi yutkunmak zorunda kalabiliriz. Aslında çok doğru söylüyorsunuz ama benim en azından bugünkü konuşmada söylemek istediğim şey şu. Yani yapay zeka şunu anlamıyor hocam. Yani oradaki semantik dediğim şey o meaning'i şuradan anlamıyor. Atıyorum ben sizle bir odada oturuyoruz hep beraber ve cam açık. Ben üşüdüğümü söylüyorum. Burada hepimiz anlıyoruz ki camın kapatılması gerekiyor. Ama yapay zeka bunu anlamıyor. Camın kapatılması gerektiğini söylemek gerekiyor. Yani bu hani şair ne demek istiyor meselesi aslında biraz. Şimdi bir arkadaşımız demiş ki görevi var, ideali yok olarak tanımlamış ama o galiba senin şeyine de uyan bir tanımlama. Yani, evet yani hani belki bir amaçsallığı yok. Hani idealden onu mu kastediyor arkadaş bilmiyorum ama olabilir. Yani şimdi şöyle yapay zekada son yıllarda yani yazılan çizilen ben de konuya hakim değilim de tabii yapay zekanın algoritma dışına çıkması. Yani İşte makine öğrenmeleri. Algoritmanın içinde kaldığınız zaman yapay zeka olmuyorsunuz aslında. Yani dolayısıyla algoritma dışına çıkmak yani bir anlamda işte bilincin bir evrim sürecinin ortaya çıkması gibi bir yani tırnak içinde bir evrim ortaya çıkartmaz mı? Tabii bunu bilgisayar bilimcilere sormak lazım ama. Biraz evet onların da burada olması hani onlarla birlikte. Belki vardır hiç belli olmuyor bizim. geçen hafta iki üç tane vardı daha doğrusu iki hafta önce. Efendim buyurun. Ben tabii hani yapay zeka konusuna çok atıp tutmayacağım yani bilgim o kadar sınırlı ki sadece bu çerçevede söylemeye çalışıyorum. Hani bilincin nasıl ortaya çıktığını bilmediğimizden dolayı bilinçli robotlar üretemeyeceğimizi söylemeye çalışıyorum sadece. Evet nöron ateşlemeleri sonucunda ortaya çıkıyor ama hani nasıl ortaya çıkıyor ve neden ortaya çıkıyor bilmiyoruz açıkçası. Ama belki de bileceğiz bir süre sonra onu bilmiyorum. Yani şu anda hani yapay zeka... Yani şimdi Harari'nin gelecek nesiller için şeyi var. Harari gelecek insanlar yarı robot yarı insan olacak gibi bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla... Bütün bunlardan çok ürküyorum hocam zaten. Yani inanılmaz ürküyorum. Ama senin üstadın bu konulara girmiş. Yaşına yani, da bakmamış, 89 yaşına olduğuna da bakmamış. Searle'ın bu konulara girmesi aslında tam bu Chinese Room denilen bir teorisi var. Onunla başlıyor hocam. Bu yani bakmışsınızdır belki. Biraz onunla ilgili olarak böyle başlıyor. Ve hani söylediği şey yapay zekanın olmayacağını söylemiyor bu arada. Dediğim gibi strong artificial intelligent denilen şey işte bu bilinçli robot meselesi. Bunun olamayacağını söylüyor ama... Dediğiniz gibi olamayacağı anlamına da gelmiyor. Olabilir belki. Hani biz görür müyüz? İnşallah görmeyiz diyorum. Ben korkuyorum çünkü bunlardan biraz. Yani herhalde biz görmeyiz. Daha doğrusu ben görmem ama sen belki görebilirsin. Bilmiyoruz hocam. Bakacağız. Bakacağız. Peki. Peki bu bilinçten yani bilincin özelliklerinden ve aslında bu zihin felsefesine dair ortaya koyduğu ilk kavram olan bilinçten sonra nereye doğru yol alacağız? Aslında ikinci kavram niyetlilik kavramı. Bu çok çok önemli bir kavram niyetlilik. Çok da bilmediğimiz bir kavram değil bu arada. Yani felsefe tarihinde de hani Searle tarafından söylenmiş bir şey değil. Daha önce de birçok kişinin bahsettiği bir şey. Ama belki Searle'ün burada getirdiği şey niyetlilik kavramını kullanarak bir sonraki konuşmamın ilerleyen kısımlarında göreceğimiz kolektif niyetlilik denilen şeyi ortaya çıkarması. Şimdi niyetlilik dediğimiz şey aslında teknik bir kavram ve zihnin kapasitesini gösteren bir şey. Ve zihinsel durumların dünyadaki durumlara yönelme halini gösteriyor aslında. Yani zihinsel olarak zihnimizde olan şeylerin dünyada karşılığını bulması gibi bir şey. Yani dünyadaki bir şeylere yöneliyoruz çünkü aslında. Fiziksel olan bir şeye doğru yöneliyoruz. Ki nesnelere, olaylara doğru bir yönelim gösteriyoruz. Ve bu özellik sayesinde de aslında zihinsel olan bir durum dünya ile alakalı bir hale gelebiliyor ve bir nesne hakkında olabiliyor. İşte bir inancımız varsa aslında bu bir şeye inancımızın olduğunu gösteriyor. İşte bir korkun varsa bir şeye korkumuzun olduğunu gösteriyor. Bir amacımız varsa bir şeye amacımız var aslında. Yani sürekli olarak
bir şeyin oluyor olması gerekiyor ve kendisi de şu şekilde tanımlıyor niyetliliği. Zihnin nesneler ve dünyadaki şey durumlarına yönelmesini ve onlara dair olmasını sağlayan çeşitli biçimlerin hepsinin genel terimi olarak ifade ediyor niyetliliği. Yani işte arzular, istekler, heyecanlar, inançlar, amaçlar, bunların hepsi aslında niyetlilik gösteren şeyler. Ama bütün zihinsel durumlarda niyetlilik olarak ortaya koymak çok mümkün olmuyor. Yani bir şeye yöneliniyor olması gerekiyor. Eğer bir şeye yönelmeyen zihinsel bir durum varsa bunu niyetlilik olarak söylemek pek mümkün değil. O yüzden de niyetlilik ve bilinçlilik arasında da bir ayrım yapıyor. Yani bilinçli olan her şeyle ya da niyetli olan her şeyin bilinçle aynı şey olmadığını ifade ediyor. Buradan da şunu söyleyebiliriz. İşte bazen böyle çok ani coşkular ya, ben mesela bazen böyle coşkularım oluyor. Yani gereksiz coşku diye tabir ettiğim şeyler. Hiçbir şeye yönelmiyor ya da herhangi bir şeye gitmiyor ama ani bir sevinç içerisinde olabiliyorsunuz. Ani bir heyecan içerisinde olabiliyorsunuz. Aslında herhangi bir şeye yönelmeden bunlar meydana geliyor. Bunlar niyetlilik durumlarını yansıtmıyor ama bilinçli durumlar hepsi. O yüzden niyetlilik ve bilinç aynı şey değil. Belki bir şey daha, yani niyetlilikle ilgili söylenmesi gereken belki en önemli şeylerden bir tanesi de o da aynı bilinç gibi nörobiyolojik süreçler sonucunda ortaya çıkan bir şey aslında. O da nöron aktiviteleri sonucunda, nöronların birbirleriyle etkileşimi sonucunda ortaya çıkıyor. Ve bunun ortaya çıkması için, yani niyetlik dediğimiz şey böyle tek başına da ortaya çıkmıyor. Arka planda bir şeylerin olması gerekiyor. Ve buradan da hani Searle'ün gene önemli bir şekilde ifade ettiği arka plan kavramına geliyoruz. Bu arka plan kavramı, Ragıp Hocam beni düzeltsin çünkü muhtemelen yanlış telaffuz edeceğim. Pierre Bourdieu'nun habitusuna çok benziyor. Onunla birlikte, onunla aynı temelde açıklanabilecek bir şey. Ama niyetlilik böyle tek başına olan bir şey değil. Arka planda bir şeylerin oluyor olması lazım. Bu yönelimlerin sağlığı. Yani herhangi bir şeye korku duyuyor olabilmemiz için arka planda o beynin içerisindeki işleyiş sonucunda o korkuyu açığa çıkaran işte amigdala'da bir uyarı mesajı gidiyor olması lazım ve o korkuyu sizin açığa çıkarıyor olmanız gerekiyor. Yani dünyadaki herhangi bir şeye yöneliyor olması gerekiyor. Ve hani bilmediğimiz ya da olmayan hiçbir şeye de zihin yönelmiyor aslında. Zihnin yönelebilmesi için mutlaka bir şeylerin oluyor olması lazım. İlla fiziksel oluyor da olması gerekmiyor bu arada. Fiziksel olmayana da zihnimiz yöneliyor. İşte bu aslında birlikte bir inancı doğurmamızdan kaynaklanıyor. Yani zihnimiz sonuçta fiziksel olarak görmediğimiz ama olmayan hayaletlere doğru da gidebiliyor. İşte meleklere doğru gidebiliyor. Bunlar aslında fiziksel olarak yoklar ama zihin bunlara doğru yönelebiliyor. Çünkü bunlar aslında birlikte ortaya çıkardığımız bir durumu yansıtıyor. Ve niyetlilik dediğimiz şey de aslında bizim dünyayla bütünüyle iletişim kurmamızı sağlayan bir şey. Peki arka plan burada nerede yer alıyor? Aslında arka plan burada şurada yer alıyor. Yani arka plan olarak ifade ettiğimiz şey bir takım yeteneklerin varlığını gösteriyor. İşte bir takım yetenekler, kapasiteler, sahip olduğumuz yetilerin hepsi aslında arka planı gösteriyor. Şimdi nedir? En basit haliyle nedir diye söylersek, hiçbirimiz yemek masasına oturduğumuz zaman yemek kaşığını kulağımıza götürmeyeceğimizi biliyoruz. Hepimiz onu ağzımıza götüreceğimizi biliyoruz. Yani. Evet, bir soru var. O soruyu sorayım, sonra devam edersin. Tamam hocam, buyurun. Fatih ikinci soruyor. Freud'un bilinçaltı kavramını uykuda bilinç mi besliyor? İnsan zihni uyanık bilinç evresinde bilinçaltını yönetebilir mi? Bu konuda nasıl çıkarım yapılabilir? Yani tabii bu beni çok aşan bir soru. Çünkü Freud'a doğru ve psikanalize doğru yöneldiğimiz için ama hani Searle'ün de söylediği şey o zaten. Yani rüya hali bir bilinç halini gerektiriyor zaten. Yani rüyada olmak hali bir bilinçli durumu gösteriyor zaten. Ama hani bunun Freud'la birlikte nasıl bir açıklaması olur? Açıkçası bu beni biraz aşan bir soru. O yüzden evet. Vereceğim bir cevap doğru olmayabilir. O açıdan çok teşekkür ediyorum ama. Arka plan
İşte bu niyetlilikle birlikte işleyen bir şey, daha doğrusu niyetlilik arka planla birlikte işleyen bir şey. Kendisinin verdiği bir örnek, ben kendisinden dinledim örneği. İşte bu niyetlilik ve arka planı anlatırken, işte Oxford'a, kendisi Oxford mezunu çünkü, Oxford'a gitmek için diyor, işte arabayla gideceğim diyor. Peki bunu yapabilmem için nelerin olması gerekiyor arka planda? Bir kere her şeyden önce sürme yetisine, araba sürme yetisine sahip olmak gerekiyor. Arabanı sürme yetisine sahip olmanız da tek başına yetmiyor. Şuna da sahip olmanız gerekiyor. Bir ülkenin vatandaşı olmanız gerekiyor. Ve o ülke vatandaşı olmanın verdiği bir ehliyete sahip olmanız gerekiyor. Bu ehliyete sahip olmak, bir arabaya sahip olmanız gerekiyor. Yani bunların hepsi aslında sizin bir eylemi gerçekleştirebilmeniz için ortaya çıkacak arka planda işleyen süreçler. Yani o yüzden niyetlilik durumları hiçbir zaman tek başına işleyen bir süreç değil. Gene çok basit bir şey. İşte atıyorum yağmur yağdığında bazılarınızın işte ağladığını düşünürsek eğer, işte niye ağlıyorsun? Yağmur yağıyor, niye ağlıyorsun? Yani çok anlamsız bir şey. Ama o anda arka planda beyinde işte hipokampüste, o anılarımızın biriktiği yerde, geçmişte bir yerlerde yağmur yağdığında yaşadığınız kötü bir olay ortaya çıkmıştır ve o anda yağmur yağıyordur ve siz her yağmur yağdığında o olayı hatırlıyorsunuz. Yani arka plan bu şekilde işleyen bir şey. Bazı durumlarda her kültürde farklılıklar da gösterebilir ama kültürler arasında farklılıklar olmadan da her kültürde aynı arka planlarında varlığından bahsedebiliriz ki demin de söylediğim gibi aslında Bourdieu'nun habitusundan çok da farklı bir kavram. Şimdi kültür kavramından bahsettin de arka planda kültür var mı? Yani, efendim? Yani kültür kavramından bahsettin şimdi son olarak. Arka, yani, var hocam tabii. Arka planda yani değerler, normlar. Tabii. Yani bu da mı arka plan? Tabii. Yani evet, bunlar, evet tabii arabalı ki olması lazım, ehliyetli olması hayır, lazım hayır, vesaire tabii ama yani tabii şimdi bu arka planda yani değerlerle, normlarla ilgili kısım yani ne diye bir anlamda zor değişen, değişmemeyi de ifade eden bir durum. Tabii. Dolayısıyla o girişte bahsettiğim fizik dünyasıyla biraz atom altı parçacıklar dünyasında da bir bağlantısı var aslında orada. Yani o 10 bin yıl öncesinin değerleri bugün geçerli olabiliyor. Ve o evet değerler sizi de bugünkü şeyde yağmur yağdığı zaman ağlamanızı neden aynı alabiliyor. Arka plan. Yani evet, aynen böyle aslında. Hani niye kültürden kültüre farklılık gösterir? Sizin dediğiniz şey aslında. Hani bizim kültürde, bizim içinde bulunduğumuz yapıda, bizim arka planımızda gerçekleşen şeyler işte başka ülkelerde, başka kültürler içerisinde olanlarla aynı olmayabiliyor. Ama tabii ki de ortak arka planlarımız da var. Bütün insanlığın olduğu. Yani mesela yani İskandinav insanları neden kırmızı ışıkta durur da Akdeniz insanı durmaz? Mesela yani bu da. Yani bu burada yani arka plan bizim zihin dünyamızı, niyetimizi, arka planımızı nasıl açıklayabiliriz? Garip bir soru ama şey yani orada mesela o kurallar işte İskandinav dünyasında kuralların yazılı olması şart değil. Kurallar varsa kurallara uyulur. Ama Akdeniz toplumlarında, Orta Doğu toplumlarında kurallar yazılır, ayrıntısı yazılır, virgülü yazılır, noktası yazılır, noktalı virgül yazılır. Ama kuralların değişmek üzere yazıldığını herkes de bilir. İşte bu aynı şey gibi aslında bu biraz şey gibi, çünkü arka planın içerisinde şey de var, alışkanlıklar da var. Yani alışkanlıklarımız da farklılık gösteriyor. Yani bizim hani Veblen'in tabiriyle söylersek düşünce alışkanlıklarımızın, o yaygın düşünce alışkanlıkları kurumların temelini oluşturuyor ya hocam. İşte burada da farklı kültürlerdeki farklı düşünce alışkanlıklarının varlığı işte arka planlarımızın farklı olmalarını da gerekli kılıyor bir yerde ve ona uygun olarak dünyayla iletişim kurmaya, yani fiziksel dünyadaki nesnelere yönelmiş oluyoruz aslında.
Ama tabii ki de aynı ortak değerlerimiz ya da sizin normlarımız dediğiniz, değerlerimiz dediğiniz şeylerimiz de var tabii ki de insanlık olarak. Peki, mesela bunu Tony Lawson collective practice olarak açıklıyor. Onun söylediği şeyde de kolektif uygulamalar aslında o yüzden farklı kültürlerde, farklı toplumlarda, farklı yapılarda farklı şeylerin ortaya çıkmasını kolektif uygulamalar olarak açıklıyor. Buradan ben biraz daha şeye doğru geleceğim yavaş yavaş. Aslında bu sosyal gerçekliği nasıl inşa edeceğiz meselesi. Bu tabii ki de hani zihinden topluma kelimesini kullandım ama ne kadar doğru hani eleştiri gelirse de bu eleştirileri de tartışırsak çok da sevinirim ama bence gerçekten zihinden topluma doğru giden bir süreç var Searle'ün açıklamalarında ve burada da hani benim bu kurumsal ontolojide bu... Fatih sana soru sormaya devam ediyor. Bir de ben onu ilave diyor ki hocam materyalist felsefe açısından bakarsak bilincin ana görevi nedir? Diyalektik bakış açısıyla bilinci nasıl tanımlarız? Şimdi materyalist bakış açısından baktığımızda zaten materyalistler bilinci tamamen fiziksel olana indirgiyorlar. Yani zihinsel olanın tamamen fiziksel olana indirgenmesi var. Zaten yok varsayılıyor aslında. İkinci soruyu alayım hocam. Diyalektik? Diyalektik bakış açısıyla bilinci nasıl tanımlarız? Ragıp hocam sen de girebilirsin burada bu soruya. Evet bence bu biraz Hegel'in. Biraz Ragıp hocanın sorusu gibi geldi bana. Evet yani ben çünkü hani Ragıp hoca buradayken bir şey söylemek. Hocam duyuyor musun bizi? Duyuyorum. Fatih'in sorusunu okudu. Okuyayım bir tekrar. Bir kere daha okuyabilir misin? Hocam materyalist felsefe açısından bakarsak bilincin ana görevi nedir? Diyalektik bakış açısıyla bilinci nasıl diyalektik bakış açısıyla bilinci nasıl tanımlarız? Vallahi yani Hegel hiçbir zaman bilinci tanımlamıyor aslında. Evet. Bilinç olan bir şey. Bilincin içindeyiz. Dolayısıyla bilinç üzerine bir söz söylemek bir yerde neredeyse olabilecek bir şey değil yani. Yani Hegel'i okuduğunuzda bilinçin işte nasıl çıktığı, nereden geldiği, nasıl olduğu falan gibi herhangi bir şekilde bir sorgulama yok. Bilinç içindeyiz. Oradan giderek bir şeyler düşünüyoruz. Ama bilinç üzerine yani bir amiyane bir şekilde konuşacak olursak bir ahkam kesme söz konusu değil Hegel'de. Dolayısıyla bana yani Searle o bakımdan biraz şey görünüyor. Yani genel olarak çok güzel şeyler söylüyor. Ama onun ötesinde bir sorunsal bulamıyorum. Neyse yani Hegel durumunda bilincin ne olduğu falan gibi bir şey üzerine bir sorgulama yok. Ama bilinçli olmak gibi bir şeyin ne olduğu üzerine sorgulama var gayet tabii. Bilinçli olmak ne demek gibi bir şey ama bu bilinç üzerine söz etmek demek değil. Neyse yani orada büyük bir şey var bence. Yani büyük bir karşıtlık var. Örneğin bir Hegel'in tutumuyla Searle'ın tutumu arasında. Sanıyorum zaten Searle herhalde pek Hegel'i okumamıştır. Yani hocam. Hegel'i okumamış. Yani Hegel'den çok hoşlandığını söyleyemeyeceğim zaten. Gayet tabii. Çok hoşlanmıyor açıkçası. Yani o açık gayet tabii hoşlanmıyor. Çünkü Hegel böyle bilinçli laf eden bir adam değil. Hocam yani. Onu sonradan sonunda şey yapalım ama Fatih'in sorusunun ilk kısmı da vardı. Maddeci felsefe açısından bakarsak bilincin ana görevi nedir diye de sormuş. İki tane yani diyalektiği daha çok herhalde şey anlamında, Hegel anlamında ziyade diyalektik maddecilik anlamında sormuş zannediyorum. Yani orada da gene ne bileyim ben Marx'ı aldığınızda ele Marx'ta da bir şey yok. Zaten nasıl olsa Hegel'den büyük bir şey var, etkilenme var. Yani materyalistlerin ya da materyalist yaklaşımın bilinç üzerine söz söylemesi
Yok değil. Zaten. Yani gerçeği bir biçimde anlamaya çalışıyorlar. Materyalist bir şekilde, yani maddeci bir şekilde, düşüncelerden kalkarak değil, bir takım örneğin toplumsal ilişkilerin incelenmesi sonucunu inceleyerek bir sonuçlara varmaya ya da bir bilgilere ulaşmaya çalışıyorlar. Ama yani büyük fark bu Searle gibi yaklaşımla, ki Veblen'i de işte o yüzden Ercan Hoca, yani konuşuruz Veblen'le ilgili devamlı, yani genellik düzeyinde kalıyorlar. Oysa yani Marx örneğin maddeciliği nedir, maddeciliği yani emek nasıl gelişmiştir şey içinde, emek rejimi, emeğin kullanım rejimi nasıl şey olmuştur, evrilmiştir şey boyunca, tarih boyunca. Marx'ın kendisine sorduğu, materyalist bir şekilde kendisine sorduğu soru bu. Sörlün kendisine ne soru sorduğunu ben pek çıkaramadım henüz, yani neyse. Evet. Bakalım sunum bitsin, tekrar deneriz bu konuya. Peki, buyur Bahar. Şimdi burada işte sosyal gerçekliğin inşası, ki konuşmanın başında söylemeye çalıştığım şey, aslında bütün mesele burada düğümleniyor. Hani Rakip Hocam hani sorun nerede dediğinde, aslında sorun zihinsel olan bir olgunun fiziksel dünyada nasıl karşılık bulma meselesi ve bu karşılık bulma meselesini de ortaya koyarken zihinsel süreçlerin bir biyolojik süreç olarak ortaya çıkması ve zihinsel olan bir şeyin de fiziksel dünyada birlikte, tabii ki de tek tek bireylerin değil ama birlikte kolektif olarak bunu nasıl yaratabildiğimiz sorunsalı var. Hani neden kurumsal ontoloji? Aslında bu bizim Cambridge grubunda tartıştığımız bir şeydi ve orada Searle'ün ontolojisinin kurumsal ontoloji olduğu gerçeğini ortaya koyduk. Niye derseniz, çünkü burada birazdan da göreceğimiz gibi bu gerçekliği tanımlarken ortaya koyduğu şeyler pek de yani gerçekliğin nasıl bir durum yansıttığı kurumsal ontolojiye çok uygun bir şekilde ortaya çıkıyor. O yüzden ben kurumsal ontoloji kelimesini kullandım burada. Peki bunu yaparken bunun olabilmesi için nelerin olması gerekiyor? İşte bilinçten bahsettim. İşte bilinçle birlikte zihnin özellikleri aslında bunlar. İşte niyetlilik kavramından bahsettim. Ama buradaki bu silsile içerisinde geldiğimizde kolektif niyetlilik denilen bir kavramla karşımıza çıkıyor Searle. Hani diğer kavramlar, hani niyetlilik kavramı tabii ki de Searle'le birlikte ortaya çıkmış bir şey değil ama kolektif niyetlilik onunla birlikte kurgulanan bir şey. Kolektif niyetlilik nedir? Yani kolektif niyetlilik aslında iki bileşene sahip olması gerekiyor. Bir niyetin kendisi olması gerekiyor. Yani yalnızca bireyin tek başına yapabileceği varsayımları altında ve aynı zamanda diğerlerinin de ilgili şeyi yapacağının garantisine sahip olmayı gösteriyor kolektif niyetlilik. Yani zihinlerin birlikte olarak, birlikte nesnelere, olaylara ve durumlara yönelebilme kapasitesini gösteren bir şey kolektif niyetlilik. Kavramın da aslında kendisinden anlaşılacağı üzere, yani kolektif kelimesi en az iki kişiyi beraberinde getiriyor olması gerekiyor. İşte iki kişinin sinemaya gitme kararı alması aslında birlikte yapılan bir eylemi gösteriyor. Ve bu bir kolektif niyetlilik eylemi. Büyük organizasyonlar aynı şekilde, futbol takımları, işte orkestraların bir arada hareket edebilmeleri, bunların hepsi aslında ortak amaçlar, ortak inançlar, uzlaşım gibi formları da ortaya koyan şeyler. Ve Searle'e göre aslında bu tek tek bireylere ele alınarak incelenecek bir durum değil. Ki ben şurada kendi kitabından bir görünebiliyor mu bilmiyorum ama çünkü onun kurumsal gerçekliğini yaratan şey bu kolektif niyetlilik. Aslında ben modundan çıkıp biz moduna geçebilme hali. Yani niyetliliklere işte hani İngilizcesi işte I believe gibi değil de we believe gibi olması ya da I intend değil de we intend gibi çevriliyor olması gerekiyor. Ama genellikle felsefe tarihinde şöyle bir şey var. İşte bu biz kavramıyla biz moduna geçme genellikle, hani Rakip Hocam şimdi bir şey söyleyebilir ve haklı da, genellikle işte Hegel'in mutlak ruhuyla ve kolektif bir zihinle karıştırılıyor.
Ve bunu karşı çıkma adına, yani Hegelyen bir tarafta olmama adına genellikle felsefede şeye ben moduna indirgeme hali daha çok mevcut. Yani daha bu yöntemsel bireycilerin özellikle tutundukları şey bu. Yani o bizden çıkıp bene indirgeme hali mevcut. Oysa ki aslında Searle burada şey diyor, yani bunun biz olarak ifade edilmesi yönelimin sadece birlikte olduğunu, yani o niyetliliğin birlikte olduğunu gösterme amacını taşımaktan kaynaklanıyor. O açıdan da hani bunun bu şekilde ifade edilmesinin yanlışlığını da vurguluyor. Yani kolektif niyetlilik durumlarında baktığımızda bireysel olarak ben neyi yaratabildiğimi, niyetlilik içeriğimin tatmin Bahar, şimdi örnek olarak sinemaya gitmeyi verdin. En rağmen sinemaya gidiyorsan, yani niyetin olmadığı halde kırmamak için sinemaya gidiyorsan, bu bir niyet mi? Hocam, ortak niyet fark midir? Etmiyor. Hiç fark etmiyor. Mesela şu anda ben şunu biliyorum. Ben burada bu konuşmayı yaparken şunu garanti altına alıyorum. Sizin de ekranda benimle birlikte olabileceğinizi garanti altına alarak bunu yapıyorum. Şu anda bizim yaptığımız eylem de bir kolektif niyetliliği gösteriyor aslında. Yani ben burada şunu yapıyorum aslında. Yani bir işte bu toplantıyı yaparken gerçekte neden olabileceğim şeyin şu olduğunu biliyorum. Kendi bireysel performansımı gösteriyorum burada. Ama şundan da eminim, yani garanti altına, yani bu take it guaranteed denilen şey İngilizlerin. Yani bunu toplam kolektif performansa bir katkı olarak yapıyorum. Ama diğerinin de, sizlerin de bunun içerisinde bulunacağını garanti altına alarak yapıyorum. Yani kolektif eylem böyle bir şey, kolektif niyetlilik böyle bir şey zaten. Ve bütün sosyal gerçeklik bunun üzerine inşa ediliyor zaten. Öbür türlü hani sinemaya gitme eylemini istiyorsunuz, istemiyorsunuz ayrı bir konu o. Hani istemiyor olsanız bile o içinde bulunduğunuz anda siz bu kolektif niyetlilik içerisinde bulunuyorsunuz zaten. Ve bu nereye getiriyor bizi? Kolektif niyetlilik kavramı bizi nereye götürüyor? Aslında şuna götürüyor. İşte kurumsal gerçekliği oluşturma meselesine götürüyor. Çünkü biz insanlar, insanlara ve nesnelere işlev verme yetisine sahibiz aslında. Bir takım görevler esayin ediyoruz, bir takım görevler veriyoruz. Ama bunu yaparken bunu tek başımıza yapmıyoruz. Yani bir kolektif kabulle birlikte bu ortaya çıkıyor. Yani kolektif niyetlilik aslında bizi bir taraftan da kolektif kabule doğru götüren bir şey. Tabii ki de bunun gene arkasında arka planın varlığını gösteriyor. Yani arka plandan bağımsız bir şekilde kolektif niyetlilik de ortaya çıkmıyor. Şimdi kolektif niyetliliği biraz daha böyle gerçeklik ve işlev atanması ve dil kavramıyla birlikte açıkladığımda belki biraz daha net anlaşılır bir hale gelecek. Çünkü bir Searle'ın yaptığı bir ayrım var bu gerçeklikle ilgili olarak. Yani gerçekliğin nasıl olması gerektiğiyle ilgili olarak bir ayrım yapıyor. Ve bu gerçekliği de ikiye ayırıyor aslında. Hani kaba gerçeklik ve kurumsal gerçeklik arasında bir ayrım yapıyor. Kaba gerçeklik olarak ifade ettiği şey şu: bizim temsillerimizden bağımsız var olabilen bir gerçeklik var. Yani biz olmasak da, hiçbir şekilde var olmasak da öyle bir gerçeklik var. Yani yarın sabah uyandığımızda bütün insanlık yok olmuş olsa bu dağlara, ağaçlara, nehirlere herhangi bir şey olmayacak. Onların hepsi aynı şekilde devam edecek. Ama bizim temsillerimize bağlı olan bir gerçeklik var. Yani biz olmasak var olmayan bir gerçeklik var. Yani insana bağımlı bir gerçeklik var ki bu da kurumsal gerçeklik olarak ifade edilen şey. Yani bu tamamen biz varsak var, yoksak yokuz, yok olan bir gerçeklik hali. Ve Searle'ın bütün söylemeye çalıştığı şey de bu kurumsal gerçeklik üzerine kurgulu. Ve bu kurumsal gerçeklik de bizim tek başımıza yarattığımız bir gerçeklik değil. İnsanların birbirleriyle etkileşimleri ve işte bu kolektif niyetlilik dediğimiz şeyle birlikte yaratılan bir şey kurumsal gerçeklik. Bu aynı zamanda işte hani kurumsal ve kaba gerçeklik ayrımını gözlemci bağımlı ve gözlemci bağımsız olarak da ifade edebiliriz. Ama hani ben daha çok kaba gerçeklik ve kurumsal gerçeklik kelimelerini daha çok seviyorum. Ve bu gerçekliğin oluşturulabilmesi için de
dil kurumuna ihtiyacımız var. Yani Searle'ın, belki Searle yapılan en önemli eleştiri zaten o, kendisi de bu eleştiriyi kabul ediyor. Çünkü her şeyi dille başlatıyor aslında. Dil kurumunun öncesi yok. Yani öyle bir durum yok onda. Çünkü bütün kurumsal gerçeklik için dil çok önemli. Dilin, yani dil olmadan para, evlilik, devlet, mülkiyet gibi herhangi bir kurumsal yapıya sahip olmak mümkün değil. Bu açıdan belki bir şey daha ayrımını yapmak gerekiyor. Mesela sosyal gerçeklikle kurumsal gerçeklik de aynı şey değil. Çünkü sosyal gerçeklik dediğimiz şey aslında dil olmadan da var olabilen bir şey. Mesela bebekler hiç konuşamadıkları halde çok kompleks bir sosyal, karmaşık bir şekilde sosyal etkileşime geçebiliyorlar. Ya da hayvanlar kendi aralarında bir sosyal etkileşim içerisinde bulunabiliyorlar. Mesela işte aslanı kral olarak seçebiliyorlar ama bunun için dil kurumuna ihtiyaçları yok. Ama insanların öyle değil. Yani kurumsal gerçeklik dediğimiz şey dilden bağımsız bir şekilde var olamıyor. Dilin bunlara ihtiyacı yok ama diğer bütün kurumların dile ihtiyacı var. O yüzden diğer bütün kurumlar dili aslında presuppose ediyorlar. Dil kurumunu presuppose ediyorlar. Ve bu da bizim kurumsal gerçekliğimizi yaratıyor. Peki dil kurumu bu kurumsal gerçekliği nasıl yaratıyor? Dediğim gibi aslında insanların işlev nesnelere ve diğer her türlü şeye bir görev atama durumu var. Ve bu görev atama durumu da aslında dille birlikte gerçekleşen, yani bir statü işlevi veriyoruz aslında ve bunu da dille birlikte yapılara kurumsal bir nitelik kazandırıyoruz. Nasıl gerçekleşiyor bu? Bu aslında şöyle gerçekleşiyor. Onun kurucu kurallar dediği bir kurallar var. Bu işte burada herhangi bir konteks içerisinde Y'nin X gibi sayılması bir deklarasyonla bunu beyan ediyoruz. Hani burada para örneğini verirsek, ki bence en güzel örnek o, hem de iktisadi bir örnek. Bu kadar konuşmanın içerisinde iktisadi bir kavramı ortaya atayım en azından. Para örneğini verirsek, yani paranın kendi fiziksel özelliği dışında insanlar ona bir görev veriyorlar. Bizle birlikte var olan bir kurum para. Çünkü onun kendi fiziksel özelliği aslında bir kağıt parçası ama o kağıt parçası bizle birlikte bir kurumsal gerçeklik halini alıyor ve bizle birlikte de o kağıt parçasını, işte ne bileyim, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kağıt parçası 20 dolar gibi kabul edilir. Yani siz aslında ona bir görev veriyorsunuz. Ve bu görev verirken de bunu kolektif niyetlilikle yapıyoruz ve birlikte yapıyoruz aslında. Bir statü veriyoruz. Ya da işte ben üniversitede bir akademisyen olarak çalışıyorum ama benim fiziksel özelliğimin dışında bir görev aslında bu. Hani benim fiziksel özelliğim aslında canlı türleri içinde insan olarak evrilmiş bir tür olmak sadece. Ama bana bir görev esayen ediliyor ve bu da bir kurumsal gerçekliği yaratan bir şey olarak ortaya çıkıyor ve bunların hepsi deklarasyonla birlikte ortaya çıkıyor ve bu inanç devam edene kadar da, insanlar buna devam ettiği sürece de, birlikte kolektif olarak buna devam ettirdiğimiz sürece de aynı şekilde devam ediyor. Yani bir gün biz paranın onu kolektif olarak kabul etmediğimiz noktada kendi fiziksel özelliğine geri dönecektir. Onun kendisinin verdiği bir örnek var. Hani çok şey bir örnek, basit bir örnek. İşte bir köyde bir tane böyle bir taş, oyuk bir taş, içine su doluyor ve ertesi gün birileri gidip onun içerisinde işte oyun oynamaya başlıyor, banyo yapmaya başlıyor, içinde bir şeyler yapmaya başlıyor. Ve bir süre sonra aslında o taş kendi fiziksel özelliğinin dışında o toplum içerisinde farklı bir yere geliyor ve bir görev gibi, bir görev esayen ediyorsunuz aslında ve sonrasında şöyle bir deklarasyonda bulunuyorsunuz. İşte bu köy içerisinde bu kaya banyo gibi varsayılır dediğiniz noktada o aslında o anda o hale geliyor ve bu bir kurumsal gerçekliği oluşturuyor çünkü bize bağlı bir gerçeklik. Evlilik de aynı şekilde, diğer bütün kurumların oluşumu da aynı şekilde gerçekleşiyor. En azından Searle'e göre bu şekilde gerçekleşiyor. Ve bütün bunlar da
Searle'ün insan toplumları bir arada tutan güç dediği deontolojiye bağlıyor. Çünkü deontolojiyle birlikte aslında bu görevler insanlara ya da nesnelere verildiğinde haklar ve yükümlülükleri de beraberinde getiriyor. Ve bu da bütün toplumları bir arada tutan yapıyı oluşturuyor. Buraya kadar, yani o kadar çok konuştum ki bir saattir konuşuyorum. Aslında söylemeye çalıştığım şey şu, bütünüyle en başından, slaytın en başına döndüğümüzde zihinsel olan şeylerin aslında fiziksel dünyada nasıl karşılık bulduğunu bu kavramsallık içerisinde anlatılıyor. Tabii ki de daha çok şey var, yani anlatacak çok fazla konu var. Bunlar belki daha da açılabilir. Ama hani ben çok da fazla sıkmak istemiyorum gerçekten sizi. Belki sorularla birlikte devam edebiliriz. Ama bu bütün bunların, yani özellikle bu kolektif niyetlilik kavramı gerçekten de onun kurumsal gerçekliği oluşturmasının temeli buraya dayanıyor. Çünkü biz bunu tek başımıza yapmıyoruz. Aslında birlikte bunu yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Benden bize geçelim o zaman. Evet. Evet. Slaytını kaldırabilirsin. Sorularınız varsa lütfen yazın. Hocaya soralım. Şimdi ekonomiyle, sen para örneğini vererek ekonomiden kurtulmaya çalıştın ama yani o şimdi senin yani girişte de bir şeyi tanıtırken veyahut da senin de söyle tanışmanda Cambridge'deki toplantıdan bahsettin. Tony Lawson'dan bahsettin. İşte Lawson deyince işte yine gerçeklilik geliyor ama iktisat geliyor. Evet. Dolayısıyla o yani sen Lawson konusuna da hakimsin. O konuda da yazıyorsun, çiziyorsun. Yani güzel de yani yeni makaleni bilmiyorum X'de, X'at'ta X'at metodolojisi kitabındaki ama buradan bir X'at'la ilgili işte orada yani işte indirgemeciliğe karşısın, işte o neoklasik X'at'ı eleştiriyorsun falan şeyde, burada da sık sık bunlardan bahsettin aslında. Dolayısıyla bir bahar çerçevesinde, baharın bakış açısı, bahar arazın bir bakış açısı olarak buna biraz yani Tony Lawson'a da hakim olduğuna göre bir işte zannediyorum şeyde doktora da falan da Ragıp Hoca pek şey yapmıyor ama Veblen falan çalıştım daha çok. Veblen. Dolayısıyla. Yani evrim çalıştım daha doğrusu. Evrim çalıştın. Yani bir yani bütün bu şeyleri bir iktisatta bir toparlamaya çalışalım, yani bir iktisada getirelim, senin bir iktisadi bakış açın belki işte Sir ve Lawson'dan da hareketle anladığım kadarıyla iktisada bakış açısında senin bu şekilde. Şöyle yani şimdi ben bunların neresindeyim diye sorarsanız ve hangisine belki daha yakın hissediyorum kendimi diye tabii ki de iktisatçıyım ve hani Tony Lawson'a kendimi daha yakın hissediyorum. Zaten ikisinin de birbiriyle bir anlamda çok ciddi çatışmaları var. Yani her şeyden önce bu gerçeklik konusunda ikisi aynı noktada değil. Yani Lawson'ın John Searle'e çok ciddi eleştirisi var ve özellikle bu kaba gerçeklik ve kurumsal gerçeklik ayrımına bir eleştirisi var. Çünkü bütün gerçekliğin bize bağlı olduğunu söylüyor aslında Tony Lawson. Yani insan etkileşimine bağlı olarak ortaya çıkar. Yani biz olmadığımız sürece dağlar da olmaz aslında, bunu söylemeye çalışıyor. Halbuki Searle'de böyle bir şey yok. Searle'de bu indirgemeci meselesi ve aslında sizin de bu kompleks teori çalıştığınız için siz de çok iyi biliyorsunuz. Evet. Bu emergence meselesi var. Mesela Searle'de bu yok. Yani Searle emergence kısmına çok da sıcak bakan bir felsefeci değil, öyle söyleyeyim. Çünkü sadece bu nedensel bir oluşan süreçlerin olabileceğinden bahsediyor ama bu nedensel indirgemeciliğin var olabileceğinden bahsediyor ama yani mesela ontolojik indirgemecilik tabii ki de yok ama hani
Tony Lawson'la karşılaştırırsam Tony Lawson'da ikisi de yok. Yani hem ontolojik indirgemeciliğe karşı hem nedensel indirgemeciliğe karşı. Tabii Tony Lawson'ın kuramları daha özellikle neoklasik iktisat eleştirisi çok daha baskın. Tabii ki de Searle'de böyle şeyler yok. Çünkü Searle zaten iktisatçı değil, felsefeci ve böyle şeyler üzerinde de hiç konuşmuyor. Onun tek derdi bu kurumsal gerçeklik dediğimiz meselenin nasıl ortaya çıktığını zihinsel süreçlerimizde, işte zihinden topluma meselesi, zihinden topluma ifaden buradan kaynaklanıyor. Bunu açıklayabilmek ve bunu da bu şekilde, hani benim size burada çok çok kısa maalesef anlatabildiğim şekilde ne kadar açıklayabildim onu da bilmiyorum ama yapması. Hani iktisadi olarak onun pek bir şeyi yok. Yani hani parayı örnek vermemden kastım şu, paranın tamamen fiziksel bir özelliği. Hani parayla ilgili de mesela Tony Lawson'la kendilerinin bir şey var, çatışması var. Mesela parayla ilgili olarak söylediği şey, her ikisi de aslında onu söylüyor ama mesela Searle paranın arkasında hiçbir şey yok diyor. Sadece kolektif kabulden ibarettir diyor. Başka hiçbir şey yoktur diyor. Tony Lawson çok öyle bakmıyor olaya. Paranın arkasında banka borcu olduğunu söylüyor aslında. Yani bank debt dediği şeyin olduğunu söylüyor. Ve tabii ki de collective acceptance zaten kabul edilmeyecek bir şey değil. O da aynı şeyi söylüyor ama hani bu parayla ilgili olarak da ben kendimi tabii ki de Tony Lawson'a daha yakın. Şimdi seni bir vicibiyle karşı karşıya getirdim. Birkaç ay sonra da Tony Lawson yapalım seninle. Hocam zaten o kadar strese giriyorum ki bu işte ben. Bir Haziran ayı gibi. Sen bilirsin. Yani herhalde dinleyiciler de ister diye düşünüyorum. Herhalde sözü aldık gibi geliyor bana. Şimdi bu yalnız ben para örneğine benim de itirazım var. Şöyle şimdi senin şimdi mesela kripto paranın para olup olmadığı tartışılıyor. Mesela kripto para bazı ülkelerde değişim aracı aynı zamanda. Az sayıda ama bazı şeylerde, firmalarda değişim aracı olduğunu kabul ediyorlar ve hareket ediyorlar. Ama paranın, bu kripto paraların bizim elimiz paralardan ayıran bir özelliği değerinin sabit olmaması. Yani her gün değişiyor, oynaklık gösteriyor. Halbuki senin verdiğin örnekte böyle bir şey yok. Yok. 20 dolar, 20 dolar. Dolayısıyla bu biraz... Sir kripto paraları para olarak kabul ediyor hocam. Niye diyeceksiniz? Tamamen collective acceptance olarak baktığı için kabul ediyor. Yani onun hani 20 dolara göstermesinin şeyi, hani fiziksel özelliğinin dışında bir şey atfediyorsunuz demeye çalışıyor aslında. Hani bütün kurumsal gerçeklik öyle olduğu için. Kripto paralar için de aynı şey geçerli. Evet, onu fiziksel olarak görmüyoruz belki ama fiziksel olarak görmediğimiz bir şey ama gene de bir şey atfediyorsunuz. Para olma görevini atfediyorsunuz. Alışverişte kullanıyorsunuz. Ve kolektif olarak da bunu kabul ediyorsunuz. Kripto paralarla ilgili Searle'ün kafasında çok fazla bir şey yok. Kolektif olarak kabul etmiyoruz. Onlar diyor yani, ki kolektif olarak bizim, beni kabul edin diyorlar. Ya işte ama yani, kabul eden toplumlar için o bir para. İşte, toplum da kabul etmiyor. İşte hükümet diyor ki Kolombiya'da galiba. Bundan sonra ben bunu para olarak kabul ediyorum falan diyor. Yani İşte mesela deklare ediyor. Bir deklarasyon söylüyor. Yani aynı Searle'ün dediği şeyi yapıyor aslında. Orada fiziksel olarak görmüyoruz onu, yani olmayan bir şeyden bahsediyor ama yani sonuçta bir deklarasyon var, bir işlev yükleme var ve bunların hepsi aslında onu para olarak gösteriyor. Hani benim de kripto paralarla ilgili hiç atıp tutmayacağım bilgim o kadar sınırlı ki, ama ben zaten bu tür finansal varlıklara karşı kendim biraz mesafeli durduğum için hani kabul etme konusunda sıkıntı yaşıyorum. Ama Searle'ün öyle bir şeyi yok açıkçası. Çünkü orada tamamen bir deklarasyon da var. İşte statü de var. Hepsi var. Peki. Şimdi ilk ben teşekkürü de aldık. Soru da bekliyoruz senden. İlk ben sağ olsun çok güzel bir sunumdu. Bahar hocama çok teşekkür ederim diyor. Ederiz diyor.
soru da sorabilirsin. Deniz hep son anda yakalıyorsun her zaman. Şimdi Bahtiyar Yıldırım'ın bir sorusu var. Merhaba hocam. Sorun gerçekliğe ilişkin ayrımı kaba gerçeklik ve kurumsal gerçeklik. Bhaskar'ın ve Tony Lawson'un geçişli ve geçişsiz bilgi olarak tanımladığı alanlara mı karşılık gelmektedir? Yok hayır. Yok hayır. Değil. Değil hocam. Demek ki Tony Lawson sunumu Haziran'da tamam demektir bu. Bahtiyar'ın sorusuna ancak öyle cevap verebilirsin. Yok yani o şeyde değil, hayır. Peki. Yani bu kadar mı? Hayır değil. Evet yani hani o şeyde yani Bhaskar'ın söylediği işte bu geçişli ve geçişsiz olma meselesiyle ya da Tony'nin ortaya koyduğu gerçeklik şeyiyle o kaba gerçeklik ve işte kurumsal gerçeklik aslında aynı şey değil. Yani o eleştirel gerçeklik içerisinde yer alan o çünkü o eleştiri daha çok aslında hani Searle eleştirisi falan değil zaten. Yani onların Bhaskar'ın ortaya koymaya çalıştığı şey bu eleştiri daha çok gene hani neoklasik iktisat yani en azından şeyin bağladığı şeklinde bakarsak, Tony Lawson'un söylediği şekilde bakarsak sosyal gerçekliğin katmanlı olma meselesinden bahsediyorlar ve aslında hiçbir katmanın birbirine indirgenemeyeceği meselesinden bahsedilen bir durum. O yüzden aynı şey değil. Hani çok uzun belki konuşulur bunun üzerinde ama aynı şey değil. Hani en azından aynı şey olmadığını söyleyebilirim. Şimdi Deniz Yılmaz'ın sorusu var. Deniz, seni Twitter'dan attığımı söylüyorsun. Sen onu tekrar bana mesaj gönder. Çünkü Zoom vasıtasıyla bu söyleşileri gerçekleştirdiğimiz için YouTube'dan önceden duyuru yapmıyorum. Şimdi ilk ben diyor ki Tony Lawson'ı sabırsızlıkla bekliyoruz diyor. İlk ben senin arkadaşın zannediyorum değil mi Hacettepe? Şeyde yani kendisiyle hiç tanışamadık ama Instagram'da mı? Arkadaşım evet. Evet. Bahtiyar şimdi sorusunu açıklık getirmiş. Ben aslında Searle'den ziyade Tony Lawson'u bekliyordum hocam. Tezim Tony Lawson üzerine olduğu için. Böyle yapalım. Bahtiyar bana yazsın. Ben kendisine oradan cevap vermeye çalışayım. Yani en azından tamam. Lawson Bahtiyar, üzerinden beraber konuşalım. Hani burada vakit şey yapmayalım. Sen kaçmak için hocam hiç kaçmaya çalışmıyorum. Hiç ediyorsun gibi. Yok hayır hakikaten. Bahtiyar bana şey yaparsa, mail atarsa. Tabii yapacak Bahtiyar. Ben kendisine tabii ki de dönerim. Bahtiyar yapacak. Bahtiyar benim de tanıdığım eski öyle olarak. Mi? Evet. Bahtiyar sen kimle çalışıyorsun tezi? Dinç hocayla mı hala? Deniz Yılmaz sorusunu ben şey yapayım. Hocam paranın kendisini herhangi bir şeye dayandırmasına, zeminini herhangi bir şeyin sağlaması gerekmiyor mu? Yani kripto paralar değerini talep dışında niye dayandırıyor onu anlamadım ben diyor Deniz. Hocam yani kripto para üzerinde hakikaten benim konuşmam çok doğru olmayacak. Gerçekten bilgim çok çok sınırlı. Ben sadece burada hani Searle üzerinden kripto paraları açıklarsam yani Searle'ın söylediği şeye yani Searle'ın kripto paralarla ilgili bir şey yok. Sıkıntısı yok. Çünkü onun parayla ilgili söylediği şey şu. Eğer bu kabul ediliyorsa bir collective acceptance varsa arkasında ve siz hani fiziksel olsun ya da olmasın bir işlev yüklüyorsanız ona ki kripto paralara bir işlev yüklenmiş durumda aslında. Yani sizin demin söylediğiniz gibi işte Kolombiya hükümeti bir deklarasyonla aslında ya o Kolombiya yok. Olmayabilir yani. Ya da herhangi bir hatırlamıyorum şimdi Ercan Hoca çok cahil falan derler. Yok estağfurullah. Hani yani aklıma geldi şey oldu yani bir öyle bir ülke var da yani mesela Çin kabul etmiyor işte ne bileyim işte Amerika çok tereddütlü yaklaşıyor
İşte bütün dünya aslında tereddütlü yaklaşıyor ama bir şekilde şu anda kullanılıyor mu? Yani illa alışverişlerde, bazı alışverişlerde kullanılıyor bildiğim kadarıyla ama hani kullanılmıyorsa bile başka amaçlar için kullanılıyor. Yani paraya ait bir takım işlevleri ona yüklemiş durumdayız. Bahar, sen Başkent Üniversitesi'nde bu konularla ilgili bir bölümdesin diye ben biliyorum. Yok hocam, maalesef. Hiç değilim. Ben sadece üniversitede bir tane hocamız var, çok sağ olsun. Bilim felsefesi dersine beni sürekli davet ediyor. Yani onun sayesinde bunları konuşabilme imkanı buluyorum. Anladım. Yoksa ben... Hayır, para ile ilgili konuların olduğu bölümdesin diye biliyorum. Yani uluslararası ticaretteyim ben. Peki, şimdi baharda bir misafirin geliyor Ünye'den. İlk ben seni ziyarete geleceğim. Tabii ki de. Memnuniyetle, başımla beraber. Ne demek? İlk ben randevu da aldım. Hadi bakalım. Tabii ki de. Ne demek? Başımla birlikte. Şimdi, her zaman. Benim yine bir öğrencim Emre'nin sorusu var. Metaverse'de ise dünyadaki şehirlerden kendi sisteminde yer satılıyor hocam. Fiziki değil ama insanların hayal dünyasını seslendirdiği için ilgi çekiyor galiba. Burada soru ne Emre? Evet, sorularınızı yazmaya devam edebilirsiniz. Şimdi Ragıp Hoca'ya ben söz vereyim. Ragıp Hoca sorudan pek hoşlanmadı. Bilmiyorum. Bahar da zaten son anda ben Tony Lawson'u diye durumu kurtarmaya çalıştım hocam. Buyur hocam, Ragıp Hoca. Yani acayip seviyorum ama hani şey olarak bir şey söylemedim. Bir şey. Buyurun hocam, canlı aramı bozmayın lütfen. Yok canım, o maşallah 89 yaşında bir genç. Çok müthiş bir şey. Zaten şimdi Sir'ı görünce tabii Samuel Bowles 83 yaşında vesaire, onları görünce biz de umut besliyoruz. O yıllara kadar çalışabiliriz diye zihin dünyamızda. Ragıp Hoca, değil mi hocam? Buyurun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Bahar Hoca. Yani ben söylediğim gibi yani Sir'le okumadım. Yani bir söyleyecek pek bir şeyim yok. Çok ilginç şeyler söylüyor Searle ama yani bir yerde benim rahatsızlığımı anlatabilmem için başka bir kültürden geldiğimi söylemem gerekiyor. Çünkü şeyde gördüm, bir şöyle gittim internette biraz baktım Searle ile ilgili olarak. Derrida'yla bir kapışmaları varmış anladığım evet. Kadarıyla yakından bakalım. Ben Derrida'nın kültüründen geliyorum yani. Dolayısıyla yani benim hani bir biçimde Ercan Hoca'nın söylediği gibi pek hoşlanmamam geldiğim kültürden kültürle belirlenmiş durumda. Çünkü ben yani Derrida örneğin ben Derrida'yı çok okudum, hatta yani onunla çalışmış olanlarla birlikte çalıştım falan, neyse çeviriler yaptım, üzerinde yazdım falan. Yani Derrida herhalde Searle yani mesela ne bileyim ben yapay zeka ile ilgili yani Derrida şöyle bir destur der. Desturu biliyorsun. Yani bir dur bakayım şöyle bir gerile de neden bahsettiğini, ne üzerine söz söylediğin üzerinde bir düşün. Binlerce, bilmiyorum belki de milyonlarca insan bugün yapay şey üzerine, zeka üzerine çalışıyor ve korkunç bir şey var. Sadece yani üretim biçiminde değil, sorgulama, zaten üretim ancak sorgulama sonucunda olabilir. Yani dur bakayım yahu. Bu yapay zeka hakkında bu kadar böyle kolaylıkla ahkam nasıl kesiyorsun diyebilir. Bu bir. İkincisi, biraz önce şey dedin, bebekler mesela işte bebekler konuşmaya başlamadan. Bebekler konuşmaya psikologlarla konuştuğumda bebeklerle ilgili olarak yani ana karnından itibaren
duymaya başlıyor, dili duymaya başlıyor. Dolayısıyla bebeklerin konuşmadan önce dilden apayrı yerde oldukları ya da kopuk oldukları gibi bir şeyi söylemek imkansız. İmkansız en azından yani bu konuda çalışan yani sabah akşam çalışan binlerce insanın birazcık parayla ilgili olarak ya Bahar Hoca lütfen yani en az Aristoteles'ten beri parayla para üzerinde düşünülüyor. Yani bugün bir Searle gibi yani felsefe tamam iktisat yapmak çok para üzerine niçin laf etmesi gerekir? Yani laf etmeden önce ya dur bakayım yani ne ya bir şöyle bir hani parayla ilgili bugüne kadar korkunç düzeylerde yapılan sorgulamalardan haberim var mı benim demesi gerekmez mi? Yani bir kere daha ben bu kültürden geliyorum. Yani ben bu kültürden geliyorum derken ben işte hep Ercan Hoca ile onu konuşuyoruz. Ben metinler, bir metini alıyorum. Metin üzerinde çalışıyorum. Genelleme denilen şeyden son derece şeyim yani genellemeye son derece mesafeliyim. Hatta yani içine düşmemek için her şeyi yapmaya çalışıyorum. Onun için sorun Searle'ün çok ilginç şeyler söylemesi değil. Searle'ün yani şöyle bir kenara çekilip geriye çekilip yahu bu insanlık diye bir şey var. Binlerce yıldır bu benim söylediklerim üzerine binlerce yıldır, on binlerce, yüz binlerce yıldır insanlar bilinçleriyle düşünüyorlar, şey yapıyorlar, soru sorguluyorlar. Yani onun önünde bugün yani bilinç şudur demenin imkanı var mı? Gibi bir soruyu kendisine asla sormuyor. Yani tabii Derrida'nın baştan beri Derrida gibi şeylerin yaklaşımların baştan beri şey yaptığı ya dur bakayım demeleri ve dolayısıyla işte dekonstrüksiyon dedikleri şeye dediği şeylere falan varıyor. Neyse yani bir kere daha son derece ilginç şeyler duyuyorum. Ha? Gayet tabii yani öğreniyorum ben yani herhalde Searle'ün bir takım metinlerinde yani her düşünürde güçlü anlar vardır, güçsüz anlar vardır. Yani güçlü anları olan herhalde metinleri vardır muhakkak. Yani ben onlardan birini hani sizin alıp şöyle bize PowerPoint'la ya şurada şunu söylüyor, şu şöyle bir akıl yürütme içinde. Bunun çok ilginç olduğunu, yani böyle bir çalışmayı ben yapmak isterim Searle üzerine. Onun için onun üzerine de genelleme yapmak istemiyorum. Neyse yani iki kültür var. Yani iki kültür, on kültürü, on bir sürü kültür var. Yani benim aslında geldiğim işte Hegel'ler, şeyler, Derrida'lar, hatta Descartes'ler bilmem neler. Yani onlarla yoğruldum ben. Dolayısıyla onların bana verdiği diyelim, entelektüel disiplinle konuşuyorum ve o yüzden böyle hani ben de heyecanlı olarak bir takım şeylerim oluyor, tepkilerim oluyor ama çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bu arada hocam Derrida ile evet çok ciddi bir atışması var ama aslında arkadaşlardı da ve Derrida'nın ona verdiği muhteşem bir resim var evinde. O yüzden hani Derrida'da da böyle bir şey var. Tartışma içinde olmak, birbirini eleştirmek farklı bir şey. Arkadaş olmak farklı çok, bir şey. Gerçekten çok da şeyler. Batı toplumlarıyla Doğu toplumlarında belki ayıran evet, şeylerden bizde bir tanesi. Evet bizde çok değil ama bizde onlardan eleştirince küs veririz. Aynen öyle. Onlarda çok öyle bir şey yok. Hakikaten Derrida'yla böyle atışmaları olmasına rağmen çok yakın arkadaşlarmış. Evet. Ve çok muhteşem bir resim yani evindeki. Sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk beni düzeltti. Hocam dedi, üye değil, Barton dedi. Haklısın, özür dilerim. Dedim, üye karıştı tabii, ben oraları çok iyi bilmiyorum. Tamam, ilk ben özür diliyorum tekrar. Ama şeyin randevu tamam. hocayla. Şimdi, evet. Evet, Deniz tamam. Evet, ilişkilerimizin sırlığından bahsetmiş.
Haziran ayında bir sunumum daha var hocam. Şimdi yani hocalar kırılmaz biliyorsun. Yok estağfurullah hocam. Tabii ki de ne demek. Tamam. Belki orada daha fazla iksadı yakalarız. Buradaki konuştuklarımızı da tekrar güncellemiş oluruz. Ben de hocamız gibi seni dinlediğim için çok memnun oldum. Çok gerçekten seni tanıdığım için, arkadaşımız, dostumuz olduğun için çok mutluyum. Gerçekten yani farkındalığın ortaya çıktı Bahar. Boşuna Cambridge'de, Berkeley'de olmamışsın. Gelecek hafta uzun zamandır konuştuğumuz konu anarşizmi konuşacağız. Proton'u konuşacağız. Ragıp Hoca heyecanla hazırlanıyordur diye düşünüyorum. Evet. başka soru yoksa çok teşekkür edeceğim. Çok teşekkür ederim. Bahar çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok güzel teşekkür bir toplantı oldu. Çok sağ olun. Güzel de sorular geldi. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Haziran'da ayrıca görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler Bahar Hoca. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyorum.